Madem bağ emanetsiz, o vahit benim sözümden dışarı çıkmayacaksınız. Hemin enesinin kaymakları. Sen hiç merak etme babaanneciğim. Ay, dillerine kurban. Bundan böyle benden habersiz dört kapıdan çıkmak, eşikten dışarı adımınızı atmayacaksınız. Yok bakkala gittim, yok çakkala gittim. Ah ben bu aldım, azıcık hava alayım. Yok. Hayda. Hayda, hayda da yok. Bağ sormadan su bile içmeyeceksiniz. Bağ sormadan yatmayacak. Bağ sormadan kalkmayacaksınız. Yani babaanne. Oldu olacaksan uzaktan kumanda verelim. Sen bizi onunla yönet, ne dersin? Kızım, uzaktan olmaz. Yamacımda duracaksınız diyeyim size. Anlamayın mı? Ay desenize biz çok sıkılacağız. Sen öyle san. Annem size sıkılacak vakit bırakmaz ki. Merak etmeyin. Derken? Nasıl da bileyim. Sesler gibi yaşayacağımızı düşünürken biz baya baya kül kedisi olduk. Kollarım koptu vallahi ya. Kızlar söylenmeyin artık yeter. Bence de. Çünkü bunlar daha sadece ısınma turları. Isınma turları mı? Halı yıkamanın bir üst level'da mı var yani? Oo, saymakla bitmez. Daha yerler fırçalanacak, günler serilecek, böyle beyazlar kaynatılacak. Beyaz kaynatmak mı? Hastane mi işletiyoruz ya? Kaymaklarım. Bitirdiniz mi bahim işleri? Bizimki bitti sayılır. Kilimleri de silkiverin uzman. Kız, siz hala aynı halıyı mı yıkıyorsunuz? En iyisi şık tutun. Bir sürü iş sizi bekliyor. Anne, ilk günden bu kadar yüklenmesek mi kızlara? Ha, ne dersin? Ne güzel işleniyorlar. Düdükçe, bu halinle tıpkı benim gençliğime benzin ha. Harbi mi babaanne? O zaman ben sana şöyle güzel bir okkalı Türk kahvesi yapayım. Kızlar da böyle işlerini yaparken bize kahve içerek senin gençlik olacağını ne dersin? Gayfe'ye gerek yok. Sen işini yaparken ben sana anladırım. Hadi ya. Şimdi böyle kocadığıma bakma. Gençken kaşım gözüm aynı sende. Nasıl yani? Ben şimdi yaşlanınca senin gibi mi olacağım? Siz... Ya babaannem. Buyur kuzum. Ben var ya ben böyle senin gibi heybetli bir kadın adını layıkıyla taşıyabilmek için çok yoruluyorum. Acaba temizlik yapıp daha da fazla yorulmasam mı? En çok da bu yüzden yorulman lazım. Çünkü sen adınla Emine. Hadi bakayım çok konuşmayın. Çene çalmayın hadi. Hızlı hızlı hızlı. Aferin kızlarıma. Haydi. Sen niye böyle dalıp dalıp gidiyorsun bakayım? Aman nereye dalacak ya? Yine sevgilisini düşünüyordur. Aa sevgili mi var senin? Şişt, hasretlik mi çekiyorsun? Vallahi tatlım pek de öyle sayılmaz. Enişte beyimizin bir ayağı burada maşallah. Yo iki ayağı birden burada baksanıza. Ömer. Git, git, git. Ömer, ne işin var burada? Daha gideli ne kadar oldu? Hiç gitmedim ki. Babam hala gitmediğini görürse çok fena olur. Bence abartıyorsun Feride. Baban gayet anlayışlı bir adam. O kadar güzel konuştuk işte. Evet öyle ama işler değişti. Artık sıkı yönetimdeyiz. Nasıl yani? Ya... Dün gece ortalık bayağı karışınca babam bizi buraya dedemin evine getirdi. Artık burada kalacağız. Ne demek ortalık karıştı ya? Açık açık anlatsana. Babamın alacaklıları dün gece evi bastı. Ne? Size bir şey yaptılar mı? Hayır hayır bir şey yapmadılar merak etme. Ama bir daha gelirlerse diye babam buraya getirdi işte buradayız. İyi yapmış yani orası çok tenhaydı. Evet burası daha güvenli. Bak Ömer eğer babam ya da dedem senin burada olduğunu görürse gerçekten çok fena olur. O yüzden bence sen İstanbul'a geri dön. Hayatta olmaz. Bu durumda asla bırakıp gitmem seni. Ömer bak beni gerçekten düşünüyorsan gidersin. Sen dedemi tanımıyorsun. Deden de beni tanımıyor. Ya aşkım ben sana ne diyorum?
Ortalık karışık diyorum. Ya ne olur birazcık anlayışlı olsan. Ya sen de bana karşı biraz anlayışlı ol o zaman Feride. Bir an bile bırakmak istemiyorum seni. Ya ben de öyle ama. Neyse işte. Ben buralarda olduğumu söylemek için geldim. Tamam. Ama yine geleceğim. Merak etme. Kadar. Ay vallahi böyle devam edersek bir hafta içinde güreşli gibi oluruz. Kesin. O ne yapıyor be orada? Ay ne yapacak? İşten kaytırıyor. Kalk kız bakalım şuna. Seviyorum, sevmez olur muyum deli? İyi hazırlan o zaman. Kaçıracağım seni. Vallahi mı? Vallahi tabii. Hem geçen sefer abim kaçırdı diye içimde kalmıştı. Bu sefer bizzat ben kendim kaçıracağım. Durduğun kabahat. Hazır babam da yokken elini çabuk tut da kaçır beni. Ne? Ha sen neyden mi kaçıyorsun? Yani aslında... Hiç boşuna uydurma. Hepsini duyduk. Ya of tamam. Evden kaçıyorum ama ne olur kimseye söylemeyin tamam mı? Tamam aşkım tabii ki de hiç kimseye söylemeyiz. Ama tek bir şartla. Neymiş o? Poyraz bizi de kaçıracak. Hıh! Vallahi yeğenmen dinlemem derdest ederim sizi burada. Ay delirme be. Yahu kaçırsın dediysek bizi şu hijyenik işkence kampından kurtarsın yeter. Ya evet biz sadece yaylalık eve kaçmak istiyoruz tatlım. Ha, başını ödesenize canım. Tamam tamam hallederiz onu kolay o. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Bizim için çocuk oyuncağı. Ararım şimdi Poyraz'ı hemen hallederiz tamam mı? Çöktü ama nasıl yani nasıl? Bana da böyle laps diye oturdu üstüme. Ay saat de iyice geç oldu zaten. Hmm. Kızlar uykunuz geldiyse kalkın yatın uzman. Ay ne gereği var ya yok. Tabii canım Allah'ım bu saatte ne uykusu ya. Ay o. Uydu mu? Sessiz ol. Daha tam da almadı. Vallahi şimdi kaldırırsak inadından gidip de yatmaz. Şimdi uydu işte. Niye ki? Nereden anladın uyduğunu? O patikleri çıkardıysa uzayda yürümeye başlamıştır. Anne. Hadi kalk yerine yat vallahi. Boşu boşuna yoruluyorsun burada. Abin geldi mi kızım? Yok gelmedi daha. Yok yok ben abi bekleyeyim. Ha yok aradı beni. Yoldaymış geliyormuş. Ben beklerim anneciğim hadi sen yat. İyi. Tamam o zaman. Siz de geç kalmayın. Ay ya, tabii ki de babaanneciğim yattık bak. Yat. Hı. Kamer. Hı. Şunları da topla kızım. Tamam anneciğim iyi geceler. İyi geceler babaanneciğim. Ay bir an patiklerini tekrardan giyince uyumayacak zannım Allah korusun. Tamam. Aha telefonum şu. Kamer. Alo. Alo aşkım annemi uyuttum gel hadi. Tamam bekle Balbecim geliyorum seni almaya. Tamam aşkım ben kendim. Uf gelecektim zaten. Neyse bekleyelim bari. İlla bir atraksiyon olacak. Ne oldu? Ne oldu? Gidiyoruz mu? Ne oldu? Yok, o kendi geliyor. Hmm. O niye ya? Ne bileyim ben. Fındık. Ben hadi yiyeyim. Al. Hah, dur şöyle köşede dur da yola. Tamam, dur. Gel aşağı.
Hadi gazan mübarek olsun dayı oğlu. Bir sıkıntı olursa ben Gorni'ye basarım. Bas tabii Osman. Bas da bütün mahalleyi uyandır. Oğlu bir arıza bir sıkıntı gördüğünde işte ne bileyim ara bir şey yap. Baktım gelmiyorum ya da gelemiyoruz. Hakkını helal et. Aa hocam. Aa falan yok. Sen kaç kurtar kendini. Ne kuşu ya? Çık 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 çık. Kamer, kocacığın geldi. Kaçıracak seni. Aşkım geldin mi? Çık 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 çık. Poyraz! Ne yaptın kocama? Poyraz mı? Koca, açıklayabilirim ben. Aşkım Poyraz! Ya sessiz olsa da babaannemi inandıracaksın. Bana bak, eğer ona bir şey olursa kendi ellerimle öldürürüm seni. Tamam ya, tamam sus. Bağırma, anlamayacak şimdi. Ömer, ne haber? İşte gördüm. Geberteceğim. Ellerimle niye bileyim edeceğim seni? Ya tamam ya, bağırma. Hem o yabancı değil ki, ablamın sevgilisi Ömer abi. Ya bana ne kimse kim ya? Siz şimdi sakin olun. Ben halledeceğim, halledeceğim. Bırak kocamı! Ya benim Poyraz'a bakmam lazım. Tamam bak ama sessiz bak olur mu? Ya çekilin şuradan. Ya kocamı öldürdü ya. Ne oluyor ya? Ömer? Aa, öyle değil. Yettim dayı oğlu. Ya ne yapıyorsunuz siz? Dayı oğlu vurdu. Bu ne ya? İzninizle kaçırılıyorum. Osman ne yapıyorsun? Bayılmış. Harbi mi ya? Ay Yusi. Yusi biz ne yaptık? Önce ablamızın kafasını yardırdık. Sonra halamıza ve kendimizi kaçırttık. Şimdi bu dolmuşa tekrar bindik. Hakkını helal et bacım. Madeniz bu kadarmış. Helal olsun bacım. Kolay gelsin. Anacığım. Ha, Kuzey oğlum döndün mü? Tekneden indim şimdi. Nasıl kızlar zorladı mı seni? Ben de sana onu diyecektim. Oğlum kızlar. Ya ne yaptı yine haylazlar? Ben geleyim de onların kulağını bir çekeyim. Ya çekecek kulağı bulursan çek. Nasıl? Akşam yattık beş kişi. Sabah kalktık bir tek ben. Kızlar evde yok. Nasıl hiçbiri mi yok? Yoklar diyeyim sana işte. Emine yok. Kamer yok. Feride yok. Gökçe yok. Tamam anacığım, bunlar genç markete falan gitmişlerdir. Burası Lan Gölü'ne dönmüş. Anacığım ne diyorsun sen? Hem yakın içinde. Kesin kızların başına bir şey geldi. Yetiş Kuzey, yetiş. Tamam, ben geliyorum. Sen jandarmayı ara.
Ay nabzı normal gibi sanki. Nefes alıyor gibi sanki ama yani. Niye uyanmıyor o zaman? Ay beyin kanaması geçirmiş olmasın sakın. Abartmayın ya. Kan dışına aktı. İçine mi aktı sanki? Hem kafasında o kadar sert vurmadı ki yere. Ay hadi be oradan. Ufak atla civcivler yesin. Tak diye ses geldi be yerden. İçeriden duyduk da. Kafasını kırdın kızın. Daha ne yapacaksın acaba? Onun sevgisi de benim kocamın kafasını kırdı ama. Ay nereye düştük biz böyle? Gelmeseydiniz peşimden ben ne güzel tek başıma kaçacaktım. Takıldınız peşime kuyruk gibi. Senin kocan da Osman'ı takmış peşine. O kalkıp Ömer'e vurmasaydı ablam da ortalığa ayak kaldırmayacaktı. Yalnız tatlım eğer Osman olmasaydı şu an hala babaannemin evindeydi. Şöyle küçük bir hatırlatma yapayım dedim. Tatlım bak tam olarak ben de bundan bahsediyorum. Yıldız'ın samanlığında olmaktansa babaannemin evinde halı döverim daha iyi. Ay yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Yıldız bizi burada basarsa babamdan önce o sopalar bize haberiniz olsun. Hey! Ulan siz yine ne ediyorsunuz burada? İşte iyi insan. Kız bunların kafasına ne oldu? Gelin ne yaptı bizim oğlana? Vallahi ben bir şey yapmadım. Hepsini Feride'nin sevgilisi yaptı. Aa yalan. Vallahi her şeyi kamar planladı. Her şey onun başının altından çıktı. Evet. O her şeyi planladı ve biz de sadece ayak uydurduk. Satış müdürleri sizi. Kaçarken öyle demiyordunuz ama. Kız nereden kaçtınız? Kim getirdi sizi bu hale? Aa! Oh! Hina. Ay gitti kuzularım, tatlı yavrularım gitti. Kamerim, Feride'm, Gökçe'm. Kesin o adamların işi bu. Zaten torunlarımı tehdit etmişlerdi. Kuzeyim de o yüzden getirdik. Kızlar buraya koydu. Emine teyze sen bir sakin ol da. Şu olayı baştan detaylıca anlat bize. Anlatayım ya. Akşam hepimiz birden oturduk. Çayımızı içtik, tatlımızı yedik, meyvemizi yedik, fındığımızı kırdık. Tamam teyze, o kadar öntüye gerek yok. Koltukta içim geçmiş. Kalktım gittim yatağıma yattım. Sonra siz hiçbir şey duymadınız mı? Duymadım. Kesin çok büyük bir fenalığı yaptılar kuzularım ha. Anne. Ben Kuzey'ime ne diyeceğim? Anne. Kuzey! Kuzey! Kuzey Bey tamam sakin olun. Emine teyzenin söylediğine göre sizin bazı düşmanlarınız varmış öyle mi? Var. Bunu kesinlikle Çetin yaptı. Çetin Halkor. Emin misiniz? Yoksa şüpheleniyor musunuz? Şüphelenmiyorum ya eminim. Çetin Halkor yaptı. Kızlarımı Çetin Halkor kaçırdı. Numarasını biliyor musunuz? Bu deli ne istiyor? Kesin belanın kokusunu aldı belli. Ne istiyorsun Yıldız? Zaten canım burnumda. Ben de onun için aradım. Emanetleriniz bende. Zıkkım yiyesice. Kuzeyimden hırsını alamadın. Şimdi de torunlarıma mı sardın? Anne ne oluyor? Ne diyorsun sen be? Ne işim olur benim çolukla çocukla? Anne söylesene kim arıyor? Yıldız. Kızlar Yıldız'ın yanındaymış. O kırmızı kafalı mı kaçırmış kızlarımı? Ver şu telefonu. Alo. Ne bağırıyorsun be öküz? Sen kimsin de benim kızlarımı kaçırıyorsun be? Ulan ayağın daşa değse benden bileceksin değil mi? İşim gücüm yok senin sülaleni toplayacağım. O zaman niye kızlarım senin yanında? Sadece kızların değil, grupları da burada. Geceden beri samanlığında ne halt ettiklerini de merak ediyorsan gel kendin sor onu da. Bana bak, gelirken doktor da getir, bayağı yaralı var. Ne etmiş? Ne etmiş kızlarıma? Kuzey! Kuzey! Neyi yanlış yapıyorum ben ya? Neyi yanlış yapıyorum ben? Size arkadaş gibi yaklaşıyorum, olmuyor. Karşıma alıyorum, konuşmaya çalışıyorum, olmuyor. Ne yapayım ben size? Siz söyleyin, ne yapayım? Baba bunları falakaya yatırsan yeridir, hiç acımam. Şu hale bak ya. Ben kızlarımı daha birbirinden koruyamıyorum, mafyadan koruyacakmışım. Ablanızın kafasını yarıp gece evden kaçmak nedir? Ya baba biz kimseyi yarmadık. Abla senin kafanı Ömer yardı. Ya ne yapayım? Feride öyle bağırınca annem uyanacak diye ben de panik oldum. İstemeden oldu. Eline de o koca vazoyu istemeden aldın yani öyle mi? Panik oldum diyorum.
Ya Poyraz öyle yerde baygın baygın yatarken görünce korktum. Ay. Hakikaten beni kim bayılttı lan? Ben seni mafya sandım kardeşim, kusura bakma. Bu boyda mafya mı olur ya? Şu tipine baksana ya. Susun lan! Siz hala işin gırgırındasınız. Benim evimi mafya basmış, kızlarımı tehdit etmiş, benim uğraştığım şeylere bak. Valla bak enişte. Enişte deme lan bana. Ayda bana ne bağırıyorsun ya? Ben karımı geri kaçıracaktım. Ha bu senin kızlar çıktı bir anda. Tuttur lan beni de kaçırın, beni de kaçırın. Kızım, babaannenizin evinde rahat battı mı size? Ya ne rahatlığı baba ya. Resmen kül kedisine döndük. Evet. Ya ben o evde halı yıkamaktan, temizlik yapmaktan, cam silmekten çok yoruldum. O evde kalıp temizlik yapmaktansa yaylada kalıp geyik avlarım daha iyi. Reynen! Her şey size çocuk oyuncağı zaten değil mi? Hadi beni, babaannenizi düşünmediniz. Ablanızı da mı düşünmediniz? Ha? Şu haline bak kızın. Ya ona bir şey olsaydı? Ya bu gaz kafalılara bir şey olsaydı? Hadi olmuş şu. Bunları toplayıp yaylaya çıkaracağına bir hastaneye götüremedin mi? Haklısın abi. Ya sen babyface? Hani horozlar ötmeden gidiyordun? Ne yaptın lan horozlara? Baba ne diyorsun ya? Ne bileyim kızım ben. Benim de kafamı karıştırdınız iyice. Ya baba Allah aşkına ne olursun biz ettik sen etme. Yalvarırım sana gönderme bizi o eve. Bırak burada kalalım lütfen. Ya baba ne olur burada kalalım. İzin ver lütfen. Senin sesine ne oldu be? Kısıldı. Oluyor ya biliyorsun korkudan şişiyor. Tamam. Kalk hastaneye gidiyorsun. Bana bakın lan gaz kafalılar. Eğer şu kadarcık delikanlılığınız varsa ben burada yokken kuş uçurtmazsınız. Kuş. İyi çok teşekkür ederiz babacığım. Montunu al gel. Ben de oturayım. Gençler. Duydunuz eniştemi kalk. Kalk oturma. Kalk. Ne garizin var bana? İstemeden oldu diyorum, hala anlamıyor. Ay, bugün de ne kadar kalabalık ya. Sorma, sanki bütün köyün hastanacağı tutmuş. Ha? Sıra bana mı geldi? Yok teyzeciğim, yok. İçerisi hala kalabalık. Senin sıran gelince ben senin adını okuyacağım. Ha, iyi. Kızım, sen beni dürtüverirsin. He teyze, dürtüm. Sen uyu, haydi. Anam, tutsana şu Naz. Kız ne oluyor? Ay dur. Sen nereye bakıyorsun öyle? Ben geleceğime bakıyorum ya. Kuzey Moğla olur değil mi o? Evet. Yoksa sen ay. Kuzey'e mi? Kız az iki dakika sen benim yerime bak daha. Hadi, hadi. Tamam olur olur bakarım. Çok güzel. Günaydın tekrardan. Ne oldu? Öfkeden kızın boğazına mı sarıldın? Ben sen miyim? Önüme gelelim boğazına sarılacağım. Merhaba Kuzey Bey, hoş geldiniz. Hayırdır inşallah, ne oldu? Ya bizim kızın boğazları şişti, sesi kısıldı da doktor bey buradaysa. Ya içeride de içerisi de çok kalabalık. Ay ama ufaklığında ayakta duracak hali yok yani belli. Ufaklık derken? Ben şey yapayım, gireyim içeri doktor beyle konuşayım, alalım size hemen. Hop! Kimi alıyorsun sen? Biz burada bostan korkuluğu muyuz? Değil misin? Bağ bak garga burun. Uğraşma benimle. Ya lütfen tartışmayın. Çocuğun durumu acil. Ne çocuğu ula? Kazık kadar kız. Kazık kadar kız sana derler be. Benim kızım küçücük minnoş görmüyor musun? Tık saçını kırmızıya boyamış. Yıldız abla. Acillere öncelik hakkı var. Öncelik hakkımız var. Ablası. Buyurun kız Emre. Sağ olun. Ula ben sizin de ablanızın da... Zeytini uzat bakayım babyface. Abi ne güzel oluyor böyle değil mi kalabalık olunca bayram sofrası gibi. Ha, baksana nüfusumuzdan çok korumamız var maşallah.
Efendim anne? Efendiler götsün seni. Neredesin lan sen? Sabah beri olmadık kalmadı. Ne oldu ki? Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Yıldız geldi. Dorlandı, doplandı. Ben gideyim dedi. Çıktı gitti. Ya anne Allah aşkına tanımıyor mu ablamı ya? O gidiyorum dediyse kendi evine gidiyordur. Öyle değil. Canla tak etmiş kızı. Komple ordudan gideceğimmiş. Ne? Ordudan mı gidecekmiş? Anırmayı bırak da orduyu sınırından çıkmadan bul Yıldız'ı. Bul da vazgeçir gitmekten. Çabuk hadi. Ne olmuş Poyraz? Ablam orduyu terk edecekmiş, gidecekmiş buradan. Niye gidiyormuş ki? Sence niye gidiyor acaba? Sen ne duruyorsun? Gitsene peşinden. Ya bilmiyor mu ablamı sanki Kamer? Benim sözümü dinler mi hiç? Ama babamı dinler. Bence de değil mi baba? Hiç bakmayın öyle. Ya siz zaten uyuz olmuyor muydunuz o kırmızı kafalıya? Birazcık rahat edersiniz. Ya o kadar da değil babacığım. Sonuçta bütün hırçınla aşkındandı. Kendim Feride'ye. Görünen köy kılavuz istemez. Ya yazık değil mi baba ya? Belli ki senin yüzünden gidiyor işte. Evet ya. Ya kadıncağız nasıl böyle aşıksa dayanamamış. Ya evet enişte ya. Sen konuşsan her şey değişebilir ha. Bir daha bana enişte dersen senin o dilini koparır yediririm sana. Baba, gerçekten durdurmayacak mısın Yıldız ablayı? Hiç işim olmaz o keçiyle. Siz de ağzınızı açmayın, kahvaltınızı yiyin hadi. Ay baba amma da vicdansızsın ha. Var ya ben Yıldız'ın yerinde olsam ben de çeker giderdim buralardan. Adamdaki rahatlığa bak ya. Sen önce terk et, ondan sonrasında yıllar sonra gel, bir de kadının kurul düzenini boz, yerinden yurdundan et. Kimmiş o? Hiç. Yeni bir aşk dizisi, sen bilmezsin. Vallahi siz ne derseniz deyin. Ben asla ve asla o kadının peşinden gitmem. Nokta.